videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Merhaba, bu videoda Android TV, Android Box'larda menüler nasıl? Aldığınız cihazlarda karşınıza ne çıkacak? Neler yapabilirsiniz? Dosya nasıl aktarabilirsiniz? Film izleyebilir misiniz? Oyun oynayabilir misiniz? Ve daha birçok şeyi tek bir videoda göstereceğim. Parça parça gösterdiğim videolar da vardı ama tek bir videoda IPTV dahil hepsini göstereceğim. Öncelikle Android TV'de dosya aktarımından bahsedeyim. Browser üzerinden Chrome dahi yükleseniz browser üzerinden dosya indiremiyorsunuz. Ve uygulamalar bir telefon tabletteki gibi Play Store'da tamamı yer almıyor. Birçok uygulama desteklenmiyor. Bu nedenle APK'sını yüklemeniz gerekiyor. Yüklediğiniz APK'ları bile tam olarak çalıştıramıyorsunuz. Mesela Drive'ı, Yandex Disk'i veya Chrome'u tam olarak çalıştıramıyorsunuz. Her uygulama, her APK'da tam olarak çalışmıyor desteklemediği için. Play Store'da bulamadığınız uygulamaların alternatifini hemen hemen tüm Android TV ve Android Box'larda olan Aptoid TV'de yüklü gelen Aptoid TV içerisinde alternatif uygulama mağazası ve dosya yöneticisi aynı zamanda birçok işlevi var. Bunun içerisinde bulabilirsiniz. Buradan yükleyebilirsiniz uygulamaları. Şimdi tavsiye edeceğim en çok kullanacağınız uygulamalar burada. VLC'yi yükleyin derim. Mutlaka olsun VLC. Browser Here'i yükleyin. Browser Here'i tarayıcı olarak kullanacağız ve onu Play Store'dan yükleyeceğiz. Dosya yöneticisi yükleyin. Ben dosya yöneticisi olarak RS dosya yöneticisini kullanıyorum. Tavsiye ederim. Ekstra özellikleri var. Şöyle göstereyim. Birazdan detaylı bilgi de vereceğim. Birçok özelliği var. Bunu yükleyin. Şu da ayrıca ayrı ekstra bir launcher isterseniz tabii ki. Arayüzü genel olarak bu şekilde. Şöyle bir ana ekran var. Alışveriş sekmesi var. Uygulamalar, yüklü uygulamaların olduğu bir yer var. Şurada da ayarlar var. Önce ayarlardan başlayalım. Ağ bağlantısı yapıyorsunuz. Yüklü uygulamaları görüyorsunuz. Tüm uygulamaları göster dediğinizde gösteriyor. Uygulama izinlerini veriyorsunuz veya görüyorsunuz. Özel erişim veriyorsunuz, buradan veriyorsunuz. Birçok uygulamaların üstünde izni verin. Sistem ayarı değiştirecek olan uygulamalara izinler veriyorsunuz. Bu bölümden oluyor bu. Geliştirici olarak da şuradan ayarlıyorsunuz. Cihaz tercihlerine gelelim. Yeniden başlatmayı bu bölümden yapıyorsunuz. Erişebilirlik ayarlarını ve geliştirici seçenekleri bu bölümde, diğer ayarlarda bu bölümde. Hakkında kısmından yapıya 4-5 kere tıkladığınızda zaten geliştirici seçenekleri açılıyor. Bunu bilmeyen neredeyse kalmadı sanırım. Geliştirici seçenekleri. İhtiyacınız yoksa zaten açmayın. Ayarları bu şekilde buradan ayarlar bölümünden bu kadar yapabiliyorsunuz. Şimdi ana ekranı düzenleyebiliyorsunuz. Şu altta özelleştirme var. Ana ekranınız burası. Şurada favori uygulamalar kısmı var. Buraya ekleyebiliyorsunuz. Alttaki YouTube'la ilgili bölüm var. Vesaire. Özelleştirmeyi buradan yapıyorsunuz. Sıradakini geç kısmını ben kapattım. Bazı özellikleri kapatabilirsiniz. Mesela ana ekran kanalları ekleyebilirsiniz, kapatabilirsiniz. Tanıtım kanalı öne çıkan Google Play uygulamalarını listeliyor ana ekranda. Gerek yok dedim. Kapatabiliyorsunuz. Hatta şunu da kapatayım. Bakın gitti buradan. Ama YouTube'u kapatamıyorsunuz tamamen. Şöyle göstereyim. Hatta kapatabiliyorsunuz da kapatmamanızı tavsiye ederim. Bazı özelliklerini kapatıyorsunuz. Şöyle kapatayım. O zaman da bomboş ekran kalıyor.
Ama kullanımı kolay olsun diye ben bazı mesela aboneliklerimi, trendleri ve önerilenleri açık tuttum. Alışveriş sekmesini zaten kullanacağınızı düşünmüyorum. Burada genelde Google alışverişi üzerinden yapılan alışverişler var. Uygulamalar kısmımız burası yüklenen uygulamalar. Şimdi dosya transferine gelelim. Dosya transferi dediğim gibi APK'ları veya birçok şeyi browser üzerinden indiremiyorsunuz. Bunun için ben farklı yöntemler var dosya transferinde ama hepsini göstereceğim. VS dosya yöneticisini kullanıyorum ağırlıklı olarak veya TeamViewer'ı kullanıyorum veya AnyDesk'i kullanabilirsiniz. AnyDesk'ten de dosya transferi yapabilirsiniz, TeamViewer'dan da yapabilirsiniz. VS dosya yöneticisi veya benzeri dosya yöneticilerinden yakından paylaş vesaireden. Buradan mesela bulut sürücüsü ekleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ama bu çok zorlaştırıyor işinizi. Buradan birçoğunu indirmekte problem yaşayabiliyorsunuz. Ekleme, yükleme. En hızlısı ağ üzerinden olanlar. Bunlardan birini seçebiliriz. Mesela tarayıcıyla seç dediğinizde şuraya verilen Wi-Fi adresine tarayıcıdan girip direkt dosya ekleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Açmadık. Açmadığımız için şu an açtık. Böyle bir ekran geliyor karşınıza. Buradan dosyanızı seçip gönderiyorsunuz. Tek bir dosya gönderebiliyorsunuz. Alamıyorsunuz karşı taraftan. Ancak FTP olarak ayarladığınızda buradan da yine A şekli. FTP olarak ayarladığınızda buradan ayarlamayın FTP'yi. Şuradan uzaktan yapın. FTP kısmı A kısmından bağlanmanıza yarıyor. Ama FTP uzak yönetimden FTP olarak adres açabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Pardon, ekranda yokmuş. Şöyle göstereyim. Buradan A'dan FTP değil. Buradan eklediğiniz zaman herhangi bir sunucuya bağlanıyorsunuz. Ama uzak yönetimden açtığınız zaman FTP adresini gelen şu adresi oradaki adresi şuraya yazdığınızda bilgisayarınızın herhangi bir dizinine yazdığınızda cihazınızın içerisine kolaylıkla giriyorsunuz. Sanki bilgisayarda bir dizinmiş gibi girebiliyorsunuz. Mesela ben müzikler atmıştım. Gördüğünüz gibi hızlıca işlem yapabiliyorsunuz. Buradan alabiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Ekleyebiliyorsunuz. Her şeyi bu şekilde FTP'den çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. FTP'yi tavsiye ederim ben genelde. Şöyle göstereyim tekrar. O yüzden ben RS dosya yöneticisini kullanıyorum. Benzer dosya yöneticilerinde de aynı özellikler var. Yani illa RS'yi kullanacaksınız diye bir şart yok. Ayrıca Bluetooth üzerinden de yine dosya gönderebiliyorsunuz. Buradan da gönderebiliyorsunuz. Ekliyorsunuz cihazınızı. Cihaz arıyor yakındakilerden. Gönderebiliyorsunuz. Dosya gönderme ve TeamViewer üzerinden tabii ki. Şu an ekrana TeamViewer'la kayıt yapıyorum. TeamViewer'ı yüklediğinizde şuradan dosya kısmından dosya aktarımı dediğinizde bu taraf cihaz, bu taraf bilgisayar tarafı karşılıklı gönder al yapabilirsiniz TeamViewer'dan. TeamViewer kısmını ilerleyen dakikalarda detaylı tekrar anlatacağım. Gelelim M3U dosyalarını yani IPTV dosyalarını nasıl izleyeceksiniz? Bunun için de mesela
Dosya yöneticisine geldik. RS'den açıldılar. Açtık. Buradan dosyalarımıza dahili depodan bakalım. İndirilenlerin içerisinde olması lazım. Davulun. Mesela buradan hangi player seçeceğimizi seçiyoruz. Ama ben VLC dediğim gibi kullanıyorum. VLC'de playlisti, IPTV playlisti. Gördüğünüz gibi açıyor. Alttan da ileri kısmıyla kanal değiştirebiliyorsunuz. Şu an ekranda görünmüyor. Ama televizyonda görünüyor. Durdurma play kısmı var. İleri geri var ekranda. Şu an ben TeamViewer'la kayıt yaptığım için görünmüyor. Buradan kanal geçişlerini yapabilirsiniz kolaylıkla. Gibi. Bu şekilde IPTV'leri izleyebilirsiniz. Farklı listelerinizi, oynatma listelerinizi izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim oyun kısmına. Play Games var. Play Games'te yeterince oyun yok. Çünkü bu cihazlar oyun için üretilen cihazlar değil. Bu cihazlar ağırlıklı video, film ve görseller için, televizyon için üretilen cihazlar. Ama küçük çaplı oyunları da oynayabiliyorsunuz. Cihazların RAM'leri genelde piyasada orta seviye cihazların 1 GB, 2 GB olduğu için oyun için yeterli donanımı olmuyor. Ama ben mesela bazı oyunları denemeye kalktım. Bu oyunlar için joystick istiyor. İllaki oyun kumandası istiyor. Televizyonun veya cihazın kumandasıyla oynayamıyorsunuz. Yüklerken zaten soruyor. Söylüyor, uyarıyı veriyor size. Joysticksiz oynayamazsınız, oyun kumandasız oynayamazsınız diye. Ama küçük oyunlar da var. O oyunları oynayabiliyorsunuz. PUBG oynayamıyorsunuz, onu söyleyeyim. PUBG gibi büyük oyunları oynayamıyorsunuz. Aratalım şöyle görün. Oynayamıyorsunuz PUBG. Çıkmıyor sonuçlarda. Ama küçük basit oyunlar çıkıyor. Gibi. Ayrıca az önce de bahsetmiştim, şu Aptoid TV'deki oyunlar da var. Burada oyunlar da yer veriliyor. Buradan da oyunlar yükleyebilirsiniz. Ücretsiz oyun. Yine Nvidia GeForce Now var. Oynamadım hesabım olmadığı için ama buradaki birçok oyunu destekleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü donanım yeterli gelmeyecektir. Üst seviye cihazlar, pahalı cihazların donanımları yeterli gelir mi? 5000, 6000, 8000 liralık cihazların. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ben orta seviye için bu cihaz Next TV Box 2 GB RAM'li 16 GB depolama alanlı olan bir cihaz. Buradaki oyunları da deneyebilirsiniz ama oyunlardan verim alacağınızı düşünmüyorum ve joystick, çoğunda joystick gerektiği için oyunlarda zorlanacağınızı düşünüyorum. Orta seviye cihazlarda, yani 2 GB RAM'li cihazlarda takılma çok fazla yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ben takılma yaşamadım ciddi anlamda. Mesela APK'yı indirdiniz. Buradan yine dosya yöneticisinden açarak diyebiliyorsunuz. Dosya transferi yaparak. Peki en iyi uzak yönetim uygulaması hangisi? AnyDisk mi? Desk mi?
TeamViewer mı? Kesinlikle TeamViewer diye söyleyebilirim. TeamViewer'ı da ben Aptoid TV'den yükledim. Bunu yükledim. Baştan fareyi kullanamamıştım. Onun sebebini de söyleyeceğim. Bayağı uğraştırdı. Hiçbir yerde de doküman bulamadım. Kendim buldum. Şurada gelişmiş kısmında bakın hiçbir şeye karışmayın. Ben bazen kapattım özelliklerini ama karışmayın. Şurada ilave eklenti kurun kısmı var bakın. Bunu yüklemeniz gerekiyor fareyi kullanmak için. Yoksa fareyi kullanamazsınız. Görüntü elde edersiniz, dosya alışverişi yaparsınız ama cihazda fare kullanamazsınız. O eklentiyi yüklemeniz gerekiyor. Şu alt kısmı TeamViewer'da gördüğünüz gibi telefonlardaki gibi aynı sistem. Şuradan direkt ana ekrana getirtiyor sizi. Fareyle de ileri geri yapıyorsunuz veya istediğiniz uygulamaya tıklayarak çalıştırabiliyorsunuz. Bakın Play Store'u çalıştıracağım. Ve ne yapmanız gerektiğini çift tıklayarak uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. Ve de takılı kaldı. Bir dakika. Ana ekrana gelelim. Bir kere tıkladığınızda aç diye geliyor zaten. Uygulamayı şu an ben fareyle kullanıyorum. Geri gelebiliyorsunuz. Ana ekrana gelebiliyorsunuz. Buradan yukarıdan. YouTube'u açıyorsunuz mesela. Fareyle tam istediğiniz gibi %100 işlem yapamıyorsunuz ama birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Az önce mesela ana ekranda YouTube açamadık. Uygulamalar sekmesine geldiğimizde açtık. Şuradaki sekmelere de geçemiyorsunuz fareyle üstteki. Ama uygulamalar sekmesinde istediğiniz uygulamayı açabiliyorsunuz. Ayarlara vesaire girebiliyorsunuz. Buradan geri gelelim tekrar. Birçok işlevi fareyle yapabiliyorsunuz. Cihaza ekstra fare bağlamanıza gerek kalmıyor. Biz bilgisayar üzerinden bu işlemleri yapıyorsunuz. Şimdi film izleme kısmına gelelim. Film izleme kısmında genelde Browser Here uygulamasını yükleyeyim. Ben de şu an yüklü browser yok yükleyelim. Bakın şurada çıkıyor zaten de çıkmazsa Browser Here diye aratırsınız. Bakın altta yazıyor Browser Here diye. Uygulamayı yükleyip diğer browserlarda sorun yaşayabiliyorsunuz. Daha önce de söyledim size. APK'sını da yükleseniz. Mesela ben Chrome'un APK'sını yükledim. Kumanda ile işlem yapamadım. Google Drive'ı yükledim. Kumanda ile işlem yapamadım. Yandex diski yükledim. Kumanda ile işlem yapamadım. Play Store'da zaten bunlar yer almıyor desteklemediği için. O nedenle Chrome'un veya Firefox'un APK'sını yükleseniz de sorun yaşarsınız. Şöyle bir şey var. Yalnız onu da göstereyim yeri gelmişken. Firefox şeyde çıkmıyor. Play Store'da çıkmıyor. Aptoid TV'de çıkıyor. Şurada üstte. Bakın burada. Firefox çıkıyor. Yükleyebilirsiniz isterseniz. Ama ben ihtiyaç duymuyorum. Browser Here benim işimi görüyor.
Yüklenmiş. Uyarı da geldi gördüğünüz gibi. En altta aç diyoruz. Normalde TCL'nin browser'ı sanırım. Çok mesela TCL cihazlarda ekstra özellikleri var. Şuradan mesela telefondan TV'ye kolayca fotoğraf, müzik, yayınlama gibi. Bizde çalışır mı bilmiyorum. Ekstra özellikleri var. IPTV, reklam engelleyicisi vesaire var. Ayarları var. Biz film kısmına bakalım. Bu arada da hem bilgisayardan klavye kullanabilecek miyim onu görmüş olacağız. Geldim buraya. Klavyemiz açıldı. Yok, bilgisayardan klavyeyi kullanamıyoruz. Buradan aratacağız mecbur. Veya sesli aratabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Sesli kısmını da göstereyim. Film izle. Şeklinde aratırsınız. Sesli özellikleri de çalışıyor. Hazır yeri gelmişken göstermiş oldum. Fareyle tıkladım. Rastgele bir site. Açalım bir tane film. Evet, gördüğünüz gibi görüntü geliyor. Film izleyebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Smart TV'lerde bunu yapamıyordunuz. Kapatalım, telif falan yemeyelim. Uğraşmayalım. Smart TV'lerde bunu yapamıyordunuz. Smart TV ile Android Box ve Android TV arasındaki farkı dile getireyim. Smart TV'de temel uygulamaları kullanacaksanız mesela YouTube'u, Netflix'i, Blue TV'yi ve benzeri birçok hazır platformu kullanacaksanız Smart TV fazlasıyla işinize yarar. Flash disk veya hafıza kartıyla da zaten orada kendi görsellerinizi izleyebiliyorsunuz veya ekran paylaşımı var, orada da var. Smart TV'de de var ekran paylaşımları. Birçoğunu yapabiliyorsunuz. Android TV'de sadece siz ekstra dışarıdan uygulama yükleyebiliyorsunuz. Temel uygulamalar, temel işlevleri Smart TV'de de zaten var. Sadece Android TV'de ekstra siz dışarıdan uygulama yükleyebiliyorsunuz. Mesela Smart TV'de tabii yok ama TRT İzle var, ATV İzle var ve benzeri. Neredeyse tüm platformlar var Smart TV'lerde. Siz ama bir mesela Inatbox'ı izleyip oraya yükleyemezsiniz. Veya film izleme orada çalışmıyor. HTML5 destekli film siteleri bulmanız gerekiyor. Browser üzerinden. Ama burada çalıştırabiliyorsunuz Android Box veya Android TV'den. Çalıştıramasanız bile alternatif çalıştırabilecekleriniz var. Bulabiliyorsunuz. Veya istediğiniz uygulamaya yükleyebiliyorsunuz. Ama birçok kişinin Türkiye'yi kullanım oranlarını düşünecek olursak birçok kişiye, normal sıradan kullanıcıya Smart TV fazlasıyla yetebiliyor. Kullanımı da oldukça basit. Sadece biraz daha teknolojiden anlayan veya merakı olan kişiler Android TV'yi tavsiye ederim. Normal şartlarda Smart TV işinizi fazlasıyla görür. Android Box ve Android TV hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ekstra sorularınız olursa yorum yoluyla sorarsanız cevaplarım. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.